Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili izleyicilerim. Hayırlı bayramlar olsun, Arefeviniz mübarek olsun. Yarına yaprak saracağım inşallah. Baklavamız, yaprağımız hazır. Bu asmadan topladım. Taze yaprak. Bu da geçen seneki salamburlarım, daha önce göstermiştim. Bunları haşlayacağım. Şimdi kavanozdan çıkardım. Gördüğünüz gibi kavanozda bu şekilde koyuyorum. Böyle koyuyorum. Açıp düzeltip bir sıcak suda haşlayacağım. Bu şişedekini de çıkaracağım. Bunu da düzelteceğim aynen. İşte bulgur, pirinç. Ben karışık yapıyorum. Bunları yıkayacağım. Şu anda da soğanımı kavurdum. Pul biber, nane, karabiber, onları attım. Salçasını koyacağım. Önce bulguru, sonra pirinci koyup karıştıracağım. Herkesin kendine göre bir yapış şekli vardır. Haşlama suyumuz da kaynadı. Ben bir tutam tuz atıyorum. Yaprak açısından daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Herkes tabi istediği gibi yapar. Önce taze yapraklarımızı koyacağız. Fazla haşlamaya gerek yok. Şöyle bir ters düz etsek yeter. Daha yeni topladım. Sararsınlar yeter. Fazla haşlamayalım. Çünkü erir, iyi sarılmaz. Az önce topladım bunları asmadan. Şimdi şişedeki salamurları koyuyorum. Bunu da az haşlayacağım. Bu da öyle bir suya şöyle bir tutam kaynasın. Bir ters düz edelim yeter. Çünkü kavanozda gerekli kıvamda oluyor. Çok haşlarsak yırtılıyor sararken. Evet, yaprağı haşladık. İçi de hazır. Tencerem de hazır. Şimdi Allah izin verse sarmaya başlayacağız. Bu arada bayramın birinci günü benim bir teyzem var. Fatma teyzem gelecek. Onu sizlere de göstereceğim. Sizlere de paylaşacağım. Kendisi dedikoduyu hiç sevmez ama canı sağ olsun dedikodudan da hiç vazgeçmez. Ama çok komik biridir. İnanın gülmekten karnımız ağrır. Sizin de beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü sizlerle paylaşacağım sevgili teyzemin dedikodularını.